Adı Yaman'da 14. günümüz. Deprem olur olmaz hemen arkadaşlarımız, üye ve gönüllerimiz de buraya intikal ettik. Elhamdülillah ilk günden itibaren sıcak aşımız pişti. Şu an burada günlük 25 bin kişiye, ayrıca gelen ekstra yiyeceklerle beraber 30 bin kişiyi bulacak şekilde sıcak aş ikramımız devam ediyor. Özellikle kurmuş olduğumuz büyük koordinasyon çadırımızda hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerini belirleyip mobil araçlarımızla, motorize araçlarımızla bu ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. Adıyaman'ımızın 8 ilçesinde 400'den fazla da köyü var. Özellikle muhtarlarla da irtibat kurarak ihtiyaç olan köyleri belirleyip ihtiyaçları nedir ona göre mobil ekipleri yönlendirerek ihtiyaçlarını gidermek için gayret sarf ettik. Çalışmamız devam ediyor inşallah. Adıyaman'daki kardeşlerimizle beraberiz. Onların ihtiyacının giderilmesi için elimizden ne gayret geliyorsa o gayreti sarf ediyoruz. Elhamdülillah burada sadece bizim Türkiye'den gelen kardeşlerimiz yok. Yurt dışından gelen kardeşlerimizin de sayısı çok çok fazla. Hep beraber güzel bir dayanışma var. Acılarını sarmaya, yaralarını sarmaya çalışıyoruz buradaki kardeşlerimizin. Allah-u Teala Celle Celaluhu burada vefat eden tüm depremzede kardeşlerimize rahmet eylesin. Yaralı olarak kurtulup hastanede tedavi görenlere Allah acil şifalar ihsan eylesin. Enkaz altında inşallah kimse kalmamıştır. O kalan varsa da bu kurtarma çalışmalarıyla beraber inşallah sağ salim canlı olarak çıkarmalarını ümit ediyoruz. İnşallah burada olacağız. Ben burada özellikle bütün hayırseverlerimize de teşekkür etmek istiyorum. Bununla beraber tüm üye ve gönüllerimiz hiç vakit kaybetmeden gece yarılarına kadar ekipsel olarak çalışmalarını hep sürdürdüler. En ucra köşelere kadar gittiler, fedakarlık gösterdiler. Onlara da ben burada ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Allah-u Teala kendilerinden de razı olsun inşallah.